İftar hazırlıklarımız başladı. Ondan önce evi süpürüp sildim, toz aldım komple. Annemin odasını, bütün komple evi süpürdüm, sildim. Ve şu anda nefesim kesildi yani, böyle bir ağırlık bastı bayağı evi temizleyince. Annem de uyuyor, onu da uyandıracağım. Çorbayı ısıtmaya attım ve semiz otu salatasına geçtim ben de. Öyle iftarda görüşmek üzere. Uyuyan güzel uyanmış. Sen ben orayı temizlerken hissettin mi? Tabii, duydum. Sadece babaanne. Babaanne gelmek istedi oldu, duydum. Hmm. Bilmiyorum, çok bugün eli daha çok ağırlaştım ya. Ben de çok ağırlık çöktü dedim. Ben dedim sen de uzanmışsındır belki bir Yok, saat ben falan. temizliği yaptım hemen dedim. Evi süpürüp sildim. Aradan çıksın. Aynen. Öyle. Şimdi ben de bunu yapıyordum. Annem geldi orada. Şimdi ben cevizleri döveyim. Döveyim onu biraz. Değil. Karıncalar da acıkmış. Güzel Cevizleri cevize Esra böyle beline beline vurdu, döve dövdük. döve Halim yatırdı yere. kalmadı vallahi. Beni sarımsağı eze eze bitireyim. Evet. Sarımsaksız olmaz. Ay çok yapmayayım değil mi? Yok, zaten Ağızlarımıza zaten maske oluyor ertesi güne. evdeyiz Ama zaten. Yani. kokarsa koksun. Semiz otunu zaten ya, sahurda bile yeriz. Ne? İnsan içini baymaz ki. Yok. Sofrayı sildim. Sofrayı da sildim. Şöyle elinden çorbamız vardı. O kaynıyor. Benim bu akşam da hiç Et çorba içesim yemeğimiz. yok. Çok acık, ben ne bileyim, çok acık Çok içeceğim. aç. Çok az dediğim gibi yaparız. O küçük kase var yani. Dün benim içtim ona. Et soteden yiyeceğim. Pilav da çok az koyarız ortaya. Aynen, Çok sadece az. hanıma koyarız. Ortaya. Tekrardan ablan benden büyüktü ya da küçüktü bilmiyorum ama tekrardan Allah razı olsun. Aynen. Kesesine bereket diyelim. Yeter bu kadar. Çok mu kuru olur? Ramazan ayında gerçekten çok büyük sevap işlemiş Allah. Razı olsun. Razı olsun gerçekten. Vermeyen de vermeyen de kızım. İnce düşünceli. Gönlünden geçmiş. Yani. Şöyle. Atayım. Semiz otu, etimek Evet. eziyorum güzel. Suyunu çekiyor etimek, hem de lezzet veriyor. Hani etimek ne alaka diyenler de olabilir. Yok, güzel oluyor, He. çıtır çıtır. Tam böyle şey yani. Mesela Yerseniz daha iyi anlarsınız. misafirin geldiği zaman mesela salata olarak güzel bir görüntü oluyor. Evet. Şimdi şeyini de atalım, cevizini de atalım. Cevizi de çok öldürmüyorum. Bir şey Evet. gelecek şekilde yani Çok böyle. azıcık dövdük. Hani yerken bir dişe gelsin. Aslında şunu alıp böyle elimle yoğurasım Aynen. geliyor da. Güzel olur. Hadi diyorum kibarlık yapayım. Kaşıkla karıştırayım nasıl olsa oluyor. Yavaş yavaş. Tabağa doğru. Saatimiz kaç bakayım da. Sanki ben bugün çok gezmişim gibi. Halbuki çok da gezdik mi? Bilmiyorum ki. Yok, çok gezmedik aslında da. Hava Yok. sıcaktı ya, o yüzden Ondan herhalde. mı çarpıldım Havanın biraz? şeyliği, bir soğuk bir sıcak, bir soğuk bir sıcak. Olacak, olacak kızım. Karıncalarımız da gelmiş. Gelsin, hoş gelmiş. Onlar da bereketini yemeye Bereket. gelmiş. Kepçelere gelmiş. Gelirler. Hep tatlı yemiyorlar, biraz da Tuzlu et yesinler. yiyorlar anne. Şunu dolaba koyarım. Onu da gece Aynen. yeriz. Tabii canım. Evet. Şöyle. İster pul biber
döküp süsle. İsteğe göre. İstersen cevizlerin üstüne de böyle serpebilirsin. Heh. Görüntü olarak hani. Aynen. Bak şimdi serpiyoruz mesela. Şöyle. Güzel görüntü olsun istersen. Evet. İstersen domates böyle çeri domateslerden şöyle şöyle şekilde yani yapabilirsin. Yani yapabilirsin. Ben domatesi sevmiyorum işte. Şöyle. Tabii herkesin isteğine göre. Tabii hani. De isteğe bağlı. O zaman İstekler bitmez. İftarda buluşalım sizlerle. Evet. Limon da bize iftara katılıyor. Ay. Sahar Hanım da pilav koyduk. Yemek istemiyormuş. Ne oldu? Ya tatlı. Çok minnoş. Yanaklarında batar mısınız? Sen kendi yanaklarını gördün mü? Ya tatlı. Sen de çok tatlısın. Ya hadi. Tamam kalsın. Masamızı hazırladık. Annemin için. Tamam annene bir şey kaldı. Sen buzdolabına kafayı vurunca niye babaannemi de çağır diyorsun? Olay çıkaracak. Ay çok da hoşuma gitti biliyor musun? Kafasını vurmuş annesinin ne koştu? Yok annesi aldı onu babaannemi de çağır diyor haberi olsun. Mahalleye duyuru yapıyor sanki. Yok bana. Geçmiş olsun geçti değil mi şişte? Hı hı. Buz mu kaydı? Yunus da iş yerinde bir abimizin dükkanı var. Orada iftara davet et. Anam bulamıyor. Ben de olsaydım ben de gidecektim de. Anam gitmiyor. Ah, şişmesi çiçeği erken. Şişmesi. Gitmiyor. Hadi nasıl yemek yiyorsun görelim. Sen nerede vurduk? Buzdolabına. Buzdolabına. Kafan geldi. Pat diye duydum ben o sesi zaten. Ay diyecektim diyemedim. Annen aldı seni. Evet. Ben sen de babaannemi de çağır. Kafamı vurdu. Böyle latayı sağlamıyorum. Dotta pilav var dönebilir. Tabii canım tabii. Böyle yiyorum sağlamıyorum. Evet evet ama ye, şimdi konuşsa biraz daha böyle çekebiliriz ama böyle. Hı-hı. Önümüzde. Alın. Aferin. Baban tadola derdi. Gelsin bir şey olmaz ki. Daha. Öyle koyarsın tamam. 10 dakikamız var. 10 dakika yok kız. 36 anne şu anda evet. Saat. 47. Ha 46. 47 48 mi? Anne, dün 47 idi. 47 miydi? 47 48 işte. Nerede oturmuşum ben buraya? Tamam. Hadi yemeğini ye bakalım. Nasıl yemek yiyorsun görsünler. Çok güzel ya. İçelim annesi. Durun. Bu arada böyle böyle sallamıyorsun. Evet. Ama böyle böyle sallamıyorsun. Sonra pilavlar dökülüyor. Evet. Yok sonra pilavlar dökülüyor. Arada kendi yapıyor ama... Böyle pilavlar dökülüyor. Ha, hiçbir sonra... yemekte sallanmıyor zaten. Senin için yok demek. Yok. Gelecek bizim yemekler. Birazdan ezan okununca yiyeceğiz. Ezan az kaldı. Allah ekber diyor ya. Her sene bir ay oruç tutuyor. Senin emin yok. Allah. Olur bakarsın. O anlar mı senin dediğin? Hadi bak daha çok güzel pilav var. Güzel oynadı. Bir de büyü hadi bakalım. Benim kızım büyüyecek. Parklarda oynayacak. Evet ama bahçeciğim yiyeceğim onları. Tabii tabii. Hadi benim büyü de olsun mu sana? Yapmanı yedin. Sana okulda ne demişlerdi? Küçük. Okuldan dediler sana. Küçük. Küçük dediler okulda. Orada küçük demişler okulda. Sen demiş okula gelemezsin demişler. Kim dedi? Öğretmen mi dedi? Hayır. Altıda atladım. Öbürcü de altıda atladım. Öbürcü arkadaşların. Onlar eşkeden çizgi filmden besinler diyor. Büyük dediler. Ama küçük dediler. Yersen büyürsün okula gelebilirsin dediler. Ama ben orayı diyemem ki tutumunu alıp giremem. Nasıl gitmen gerekiyor? Böyle. Büyüdüğün zaman gidersin zaten. Sonra gitmen gerekiyor.
Almina nasıl gidiyor? Değil mi? Tuzla tantısını satıyor. Sinemeyini soruyor. Sizi bunu öğrenmiş. Tuzla tuzla gidiyor. Yani. Deniz abi ne yapmıştı size? Almina'yla. Benim de oğlum. Unuttu demek. Kule yapmışsınız ya, onu anlatsana. Tuzla bozmuştu. Ha, bozdu kulenizi. Kale miydi? Kule miydi? Kule. O bozmayı seviyor değil mi Deniz? Yaramazlık yapmayı seviyor. Amini'yle pembe çeviriyordu. Evet. O pembe. Evet. Bir pembe çeviriyordu Amini'yle. Evet. Siz kızsınız çünkü. Amini abla diyeceksin. Evet. Amini abla. O seni çok seviyor çünkü. Bu tipte bir patates mi? Halasına olsa esmesici atmıştık. Amini'yle biz kule yapıyorduk. Sonra Deniz abim geldi, bozdu. Sinek ne arıyor kız? Şaşırdı yönünü herhalde. Şimdi o sesli mesajı yolladık ablam. Çocuklar bir girmiş bir girmiş. Ben anlatayım diye düşürettim. Üflenince gidiyor mu? Evet. Mimo bence uçmaktan sıkılmış bugün. Annemin odasında bayağı 3 saat falan dışarıdaydı. Bana yaptı. Bana yaptı sadece. Şimdi hiç masa evine gelmiyor. Hadi yemeğini ye. Onu ben bile bile hani sokak kapısını açarız kaçar diye aklım çıkıyor zaten. Yani. Odada açıyorum. Mantıklı en iyisi. Değilsin de o alsın. Aynen. Rahat rahat takılsın. Yapma anneciğim. Sarı mı yapıyorsun? Yapma anneciğim. Yere de dökülmesi çok günah. Aferin kızım. Babaannen uyurken biz ne yaptık? Ne yaptınız? Ben uyudum. Siz ne yaptınız? Ben uyurken? İşte, ay inanır mısın? Bir haftadır sanki uykusuz gibi uyumuşum. Yani bir yorgun... Bayağı da 12'ye kadar uyudun anne. Uyumadım ki. Geldim. Kaç kere telefonum çaldı. Sabah Karataş'ı dinledim gece. Bu sefer Karataş oluyor ya. Batan uykum yoktu zaten. Merhaba. Değil mi? Sarı 8'de kalktı yanıma geldi. Sonra zaten yastığıyla birlikte almış gelmiş. İlk önce benim yastığımı getirmiş. Biz gidince ben oraya kaçtım. Ben böyle uyumuşum. Ondan sonra Sarı'ya yastığını aldı. Benim yanıma geldi. Sonra uyuduk zaten. Nasıl anladın annenin orada? Ha ben yanında yokum ya. Ağlamadı. Şey evet. Yok. O anda dördünümü böyle yaptım. Ne? Sonra annemin odasına gittim. Sonra sapıyı attım. Sonra tabi yaptım. Annemin yanına giydim. Uyudum. Annen olmasaydı ne yapacaktın? Sonra bir baktım. Annem yok. Ağladım. Annen olmasa ya, bana döneceksin. Ben olmayınca baban oluyor değil mi? Hı hı. Ağlamıyorsun. O da anneme sandı. Uyumur. Sonra giydim. Annen yanında mı yatıyordu senin? Evet. Gece. Yatağa sığdınız mı? Yok, gece kaçtık ya. Evet, sığdık. Ben çekip bastım. Ama senin artık tek başına yatman lazım yok, ama. Yok, gece şey yapmıyorum. Hayır. Annen yerde yatar, sen yatakta yatarsın evet, değil mi? Evet, tek başına yatıyor zaten, değil mi anneciğim? Annem yerde yatamaktı. Şey, karyola var ya yerde de. Yatağın var mı? Onun şeyi var. İki tane yatağın var. Ne diyorlar? Ya. Şey, yavru yatağı var. Yavru yatağı var ya onun da. Onu güzel düşünmüşler yavru yatağı. Hani yer kaplamıyor. Aynen. Babam mısınız? Ama bir evde iki çocuk varsa tabii istemez onu yavruda yatmayı. Bir muhakkak istemez. Öyle değil de misafir gelince yavru yatağı açmak. Yani mecbur oldu da mecbur edeceğiz. Yer olmayınca ne yapacak? Sadece kardeş olduğunu düşünsene. Eskiden şey vardı ya. Hatta hatırlıyorum ben bir ablanın. Hatta onda kalmıştım gittiğinde. Böyle duvara montalı çeri açıyorsun, şöyle döndürüyorsun. Küçük bir yatak oluyor tabii. Dardı onun da yatak. Küçük misafir odası dardı. Yatak odası ayrıydı. Misafirin geldiği zaman yatması için şöyle duvarın içine montalıydı. Çıkarıp çekip ya şöyle. Ya öyle özel yaptırıyorlar. Kendi evleri olduğunu. Küçüktü çünkü. Kendi evin olduğunu da öyle onda bir şey yaptırmıştım. Bazen masaları montalıyorlar kızım. Evet. Küçük oluyor mutfakta. Aynen. Duvara. Taşlı makas yapalım. Taşlı makas. Beni sardı. Taşlı. Hep yeniyorsun ya kızım. Ama öyle sen hızlı uzattın. Taşlı. Makas.
Af benim el tızıma. Yeniyor benim tızıma. Annem hep yeniyordu. Tatlımız annemin. Tüm anneme böyle eğimi yeniyor muydu? 4 dakika var. Benim o tatlım masaj yapılmıyordu. Bu onun ayakları var. Yeniyordu. Değil mi? Tekte oynasa yeniyordu. Tatlı masaj yapıldım. Evet. Simon şu anda çok yorulmuş uçmaktan. O yüzden kafesinin üstüne takılıyor. Suyu falan var. Var. Yemi de var. Hı-hı. Daha ne istiyor? İçine kılıcık da koydum. Babası da var. Aa, sularımız doldu. Evet, alın. Bancıca vardı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Baba anneme yok mu? Olmaz mı? Ayıpsın. Sana öyle olmadı değil mi ya? Babaanneyi koymasak olmuyor mu? Oluyor. Size, size, size bulursa yersiniz ve içersiniz. Beğendin mi pilavı? Hı. Güzel mi? Çok mu güzel? Hı hı. Afiyet olsun, balı olsun. Bugün yine iyisin, iyisin. Bugün binmedin mi orada parkta bir şey? Sistemedi bugün. Sistemedi değil, evet bugün bir şey vardı çok orada. Çok gidince herhalde. Yok, çok kaç kere gidiyor. Yoruldu ya herhalde. Şey, o arkadaş arıyordu böyle değişik bir şey. Evet. Değil mi? Ama bebekti. Oradaki bebekti. Oynayan, o da kardeşiyle, ablasıyla oynuyordu, sonra arkadaşlık yapan baktı değil mi? Ama orada bir ağacı tatlığa döndüm, o da oturuyordu ağacı. Keşke onlara merhaba deseydin dedim, yanlarına gidip. Dedim, beraber gittik söylemedi. Dedim merhaba. Ama gittiler. Ha gittiler, durmadı. Merhaba yap dedim sana. Öyle gidince ben sana şey yaparım, merhaba dersin arkadaşlara. Ben onlar da seninle... Yeğeci anne. Ben ona dedim, beraber gittik. Sen şeyi istedin ama öğretmencilik oynamıştınız ya, o kız iyiydi değil mi? Valla. Şimdi? Hani merdivende sen öğrenci oldun, o öğretmen olmuştu. Değil mi? O iyiydi. Ben öğretmen oldum, o da öğrenci oldu. Doğru. Şimdi öğretmenim değil, bilmiyordum. Tatlım üstünde ben öğrenci oldum, o öğretmen oldu, ben öğrenci olmadım. Ben doğru. Öğrenci oldum ben de, öğretmen oldum. Bayağı bayağı olmuşsunuz maşallah. Ama iki dakika ama ne kadar mutlu etti bunları. Aa, annesi gidiyordu mecburen. Çağırdım. Sen de mi yiyecek? İftarını açacak herhalde. Gitti sonunda. Sonunda gitti. İlk zamanlar şeydi değil mi? İşte yavaş yavaş. Kim çekiniyordu? Şimdi kafam konuyor, geliyor, elimden yemek yiyor. Yok yok, Sare de yediriyor. Yok, çağırma şimdi Sare'nin yemeğini yedir kızım. Yemiyor. Artık sıkıldı, yoruldu. Çağırma, çağırma. Tamam, çağırma. Çağırıyorsun, niye çağırıyorsun? Ama gelsin, sormadı, yapmıyor bir şey. Ama ben onun için çok tatlı. Evet, senin kadar tatlı. Senin kadar tatlı. Tutar mı? Tutar. Aa, yapma, suyumuzun içine girer. Hayır, suyun içine girmez. O şimdi hava soğuk ya anneciğim. Aa, ellerini, ayaklarını sokuyor. Şurada kapat. Oradan elini kapatıyorsun. Ya, Sare'ye bakın. Ay maşallah maşallah. Sen daha tatlısın. Sen git. Gönder, gitmesin, gitmesin. Ben sevdi o ekmeği. Öyle tut annem, yesin. Ay tatlı ama benim arabam. Aa, ben sana yine araba alırız. İçeride var yine et yemek. Ay, çok istemiş canım annem. Yesin. Evet, ama sonra sağlayayım da. He? Sonra sağlayayım, gittin. Aa, gitti. Etti sana sonra ettim limon. Ne güzel yedi ama. Ama yumurta. Tatlı o yumurta. Ortak yiyin limonla işte. Normalde okuması lazım.
bizim hoca geç kaldı. He? 48'e falan okunuyor. Hoca geç kaldı. Gelemedim. Tamam Sare, gelmesin şimdi. Şimdi başlar. Şimdi ezan okunacak. Ezan okunacak abi. Yemeyecek. Canı istemiyormuş. Bu torba senin. Bu da benim kızım. Bu da senin torban. Bu kimin? O da annenle ikimiz büyüşeceğiz o pilavı. Asallah, asallah, asallah. Annem torba içti. Allah'ım ya. Etti hala değilim. Dinin hayvan ettim. Etti hala bantlamıştı diyor baba. Anneciğim, anneciğim. Evet, biz şimdi orucumuzu açacağız. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Biz yemeğe İftarlar. Geçiyoruz. Allah'ıma. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biz yemeğe geçiyoruz. Hayırlı ve bereketli tekrardan. Biraz açık ağzım, biraz insan din şey olsun. Ha, tamam. Kızan kızım. Tamam. Hadi sen de yanıcım. Öyle olmaz sadece. Ay, çok güzel. Şöyle can sesi var ya. İşte nasip. Biz yemeğe geçiyoruz. Ezan da bitiyor. Bu ne tuhafası? Düştüm, karısı mor kaldı. Dördünüz mü tatlı? Evet, şimdi biz yemeğimizi yiyoruz, o tarafta tutanlayacağım. Yani tozun içine gelmesin. Kanat çırpıyor ya annem. Çok seviyorsun limon. Aa! Gördün mü? Limon öptü. Öp bakayım. Yakından öp. O da öğrenecek, sen öpeceksin. Anne anne bak, gördün mü? Gel gördüm, şaşırdım. Sarı sen de yap, sarı sen de yap. Uzak dudağını, uzak dudağını anneciğim. O çok bayılacaksın ha. Aa! Maşallah maşallah. Evet, dudağını öp. Daha dur. Böyle öp. Anne sen yap. Ben şimdi yemek yiyorum. Anne. Hayır yap. Hayır, yanağından öp anne. Yanağından öp. Yapamam. Çünkü obamıza gelecek ama. Lütfen. Sana ait ama. Bu senin kuşun değil mi? Yani. Sen tutsan daha iyi. Ama iyi. Hadi aşkım. Tut anne. Zamanlar ne kaçıyordu, ne kaçıyordu. Karkız hayvanına sahip çıksın Zahre. Bence de. Şu anda annen acıkmış kızım. İyi mi oğlum dediğim, hadi oraya da. Tamam, istemiyor şimdi Zahre. Daha iyi mi? Pilavını yer misin? Lütfen. Sen yemeğini yer. Hadi bakalım. Pilavını ondan sonra çağırırsın.
Hadi kız. Last bir de sözünü önüne bakarak. Sen şimdi heyecanlandın. Evet bence de. Bak böyle güzel. Hep pilavını yiyor. Hem kuşuna bakıyor benim kızım. Zaten gel gel oğlum. Kızı mısın oğlum musun? Erkek mi kız mı? Ya burnu. Burnu tam göremiyorum ya. Pembe mi? Mavi mi? Mavi! Mavi olunca ne oluyor? Hani sen otursana ben koyacağım. Dur ben alırım ya az. Bir şey alayım şimdi değil mi? Biz yemeğe devam ediyoruz. Aynen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz. Allah razı olsun her şey için.